Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık sıhhat versin. Arkadaşlar bugün çok keyifli bir gün. Belki bazıları yeni uyandı, bazıları da kahvaltı sofrasında bu yayınımızı görüp izlemek istediler. Bugün otomobil piyasasında kara borsacılık yapan, elden para alan, aksesuar parası adı altında, aksesuar fiyatının üstünde para isteyen bayilerin denetiminden bahsedeceğiz. Şu anda gerçekten bakın canı gönülden söylüyorum, denetimler başladı. Bunları görüyorum, duyuyorum ve de denetlenenleri biliyorum. Burada en çok konuşulan konuyu konuşacağım. Ben otomobil aldım, ben elden para verdim, ben aksesuar parası ödedim. Fakat bunun faturası yoktu, benim başım yanar mı? Bu korkulan konulardan bahsedeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, bakın söz sahibi biziz. Onlar bizi istediğimiz gibi yönelttiler. Şimdi eğer biz aranırsak biz onların başına bela olacağız. Onun için hiç kimse korkmasın. Hiç kimse çekinmesin. Biz bu konularla ilgili bu videoda her şeyi anlatmış olacağız. Otomobil piyasasını bu hale getirdiler. Şimdi hükümet bu konuda bir adım attı. Bu adımı destekleyecek adımları da bizim atmamız gerekiyor. Ben yayınlarımda sizin desteklerinizle bu videoları sürekli çekmeye çalışıyorum. Bu pazarda bu konudan bahsedeceğim. Şimdi müfettişler ararsa bayiler ne yapıyor? Alıcın bu konunun neresinde? Alıcıya bir şeyler olabilir mi? Eğer biz gerçekleri söylersek bize bir şeyler olur mu? Bu konuların hepsini videomuzda anlatacağız. İkinci el piyasası, bakın arkadaşlar, bizim desteklerimizle nasıl düşmesi gerekir? Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. İlk önce korkulan konu. Ben otomobil aldım, elden para verdim. Benim başım yanar mı? Müfettişler beni ararsa ben ne diyeceğim? Şimdi bazı arkadaşlar bu konuda korkuyorlarmış. Çünkü bunu satış temsilcilerinden birebir duyan arkadaşlar var. İşte aramışlar, satış temsilcisine demiş, geri dönüş yapmış. Beni aradılar, ben işte elden para vermedim, aksesuar parası vermedim demiş. Aslında vermiş. Buradaki korkulan şu, benim başım yanar mı? Ben bu konuda cezai işlem alabilir miyim? Şöyle düşünün arkadaşlar, bir markete gittiniz, alışveriş yaptınız, fiş kesti ya da kesmedi. Burada seni bağlayan bir şey yok. Burada yakalanırsa kesmeyen suçlu, almayan suçlu değil. Sen parayı ödemişsin. O bir şirket arkadaşlar. Bakın, şirketin kasasına belli bir miktar paranın üzerinde elden para alma yetkisi yok. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şirket burada suçlu. Şahısın, parayı gönderenin kesinlikle ve kesinlikle hiçbir suçu yok. Sizi bağlayıcı hiçbir şey yok. Siz size söylenen parayı ödemişsiniz. Burada hiçbir korkuya kapılmayın arkadaşlar. Patron sizsiniz. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Otomobil satılmadığında patron sizsiniz. Ondan daha önceki videolarımda da Şakir'e araba yok demiştim. Şu anda Şakir'e araba yok. Gerçekten bize araba satmıyorlar. Bu arabaları birilerine peşkeş çekiyorlar. İkinci el piyasasında 50-100 bin TL, 150 bin TL, hatta Golf'te 300 bin TL yukarıda satılan ikinci elde araçlar var demiştim. Bunların olmaması için müfettişler sizi arayacak arkadaşlar. Arandığında siz gerçekleri söyleyin. Elden para verdiyseniz deyin ki kardeşim, bu arabanın liste fiyatı bu kadardı. Benden bu kadar ekstra para istediler. Bu parayı da elden verdim ya da şirketin başka hesabı varsa bu paraya gönderdim deyin. Bakın neler olacağını siz de inanamayacaksınız. Ben bunu araştırdım. Mali müşavirlere sordum. Burada sizi bağlayıcı hiçbir şey yok. Atıyorum siz bir şirketten otomobil aldınız. 490 bin TL. Fakat fatura sonra kesilecek dediler. Sen git dediler. Sen gittin. Şahıssın. Faturayı takip etmedin. Fatura kesilmemişse burada şirketten onun carisinde zaten açık görecektir. Şirket bu faturayı kesmediği için cezai işlemi yemek zorunda. Burada da benim anlattığım konu hemen hemen de bu. Şirket sizden elden para aldıysa faturasını kesmek zorunda. Kesmediyse suçlu odur. Korkmayın arkadaşlar. Yani cesur olun. Burada gerçekleri anlatın ki onlar da bu işin cezasını alsın. İfşa olsunlar ve de otomobil bulunabilirliği artsın. Bakın bu incelemelerin hepsi şikayet
konusu olduğu için oldu. Bir şey şikayet edilmediği süre içerisinde zaten incelemeye girmiyor. Girmediği için de burada engelli arkadaşlardan istenilen paralar yüzünden zaten büyük ihtimalle bu incelemeler başlatıldı. Çünkü normal alsatçısı, galericisi, bu işten para kazananlar zaten bu işin müdaimi. Bunlar paraları verdiler. İkinci el piyasasını yükselten onlar oldu. Hükümet bu konuda sarı sayfaları incelemiş olsa zaten 1001 ve 6001 kilometredeki tüm araçları görebilir. Bu araçları kimler almış? Bu araçlardan satan kaç tane satmış? Adam galerici, esnaf. 0 kilometre arabayı 3 tane kendine alıyor, 3 tane karısına alıyor, 3 tane oğluna alıyor, 3 tane halasına, 3 tane dayısına, 3 tane teyzesine. Yani bir bakıyorsunuz adam 50 tane araba almış ama sadece kendisine 3 tane almış. Burada her şey yasal. Burada bu adama bir şey yapma şansın yok ama bunu takip edip aynı galeride kaç tane sıfır otomobil satıldığını görme şansın olabilir. Bunu da biz şikayet ederek, biz bu konuları dile getirerek, hükümet bunları göz önüne alarak, bunları da takip ederek inşallah, inşallah diyorum, seçim öncesi bir şeyler olacak. Bunu hissediyorum, bunu canı gönülden söylüyorum. Sizin de bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Bayi, eğer cezai işlem uygulanırsa, yüklü miktarda paralar ödenirse, şu anda zaten bazı bayiler otomobil satarken aynı kişilere otomobil satacaksa satmamaya çalışıyor. Şu süreci atlatmaya çalışıyor. Bu süreci atlatırsa ondan sonrasını belki de satış yapma şansı var. Ama şu süreçte sıfır otomobilleri aynı kişilere tekrardan satmamak için çaba gösteriyorlar. Çünkü çoğu bayi ve satış temsilcisi inceleniyor. Yani incelemenin sonucunda İyi bir şey çıkmasa zaten otomobil piyasası ile ilgili hiçbir şey olmaz. Yine yüksek fiyattan ikinci el piyasası alır başını gider. Elemenin sonucunda bayilerden, biz liste fiyatından otomobil bulma şansımız olursa, engelli arkadaşlar otomobil alma şansını yakalarsa, onların satacağı ikinci el araçlarla birlikte ikinci el piyasası hem şenlenir hem de piyasada bir düşüş yaşanmak zorunda. Hani bana yorumlarda şunu demeyin: simit 7 TL oldu, İkinci el piyasasında otomobil fiyatları nasıl düşecek? Arkadaşlar, ben burada 2006 model otomobilin fiyatını düşecek demiyorum. Bakın, sıfır otomobillerle ilgili konuşuyoruz. Sıfır otomobillerin, 2022 model otomobillerin şu anda sarı sayfaları daha yüksek fiyattan satılmasından bahsediyorum. Otomobilin kullandıktan sonra hemen hemen de sıfır ile ikinci elinde %10 aşağıdan satılması gerekir. Bu araç kullanılmış oluyor, bu araç ikinci el olmuş oluyor. 10.000 kilometredeki araç şu anda aracın sıfırından 50-100 bin TL daha yukarıdan satılıyor. Bu akıl mantık işi değil. Yani bunu anlamak imkansız. Bunu farklı bir ülkedeki bir insana anlatsanız adam der ki kullandıkça fiyatı otomobilin artar mı der. Bunu da işte ben size anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar anlıyor, bazıları da anlamamazlığa vuruyor. Simidin tanesi 7 TL oldu, otomobil niye düşsün? Tabii ki biz bu mantıkla gidersek zaten düşme şansı yok. Bazı arkadaşlar da şundan bahsediyor: Euro 25 TL olacak, otomobil artacak. Tamam, artacak o zaman, zaten artmak. O zaman da Euro'ya yatırım yapanların parası da TL karşısında, o da artmış olacak. Yani bunu otomobile, Euro'nun artmasıyla, kurun artmasıyla bağlantı kurmayın arkadaşlar. Biz kur artarsa zaten otomobil fiyatları artar. Bu sefer ÖTV indirim olursa da otomobil fiyatları düşer. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Kur baskılanıyor, İşte otomobil fiyatları baskılanıyor. Tamam, o zaman kur baskılanıyorsa otomobile neden yatırım yapalım ki? Euro'ya yatırım yapalım, daha mantıklı. Euro artarsa bizim paramız da artar. İşte bundan bahsetmiyoruz. Yani bunu yorumlara kimse yazmasın. Otomobil fiyatları artacaksa kurdan bunu kimse engelleyemez. Bunu kimse önüne geçemez. Adam hisse senedine ya da borsaya para yatırmış, parası 1 lirayken 10.000 TL olmuş. 1 lira 10.000 TL olur mu? Oluyor işte. Yani bu da orada oluyor. Bunu anlayan da oradan anlıyor. Şimdi bu konuları, yani otomobil piyasasındaki yükselişle, otomobil piyasasında ikinci elin sıfır otomobillerden pahalı olmasıyla ilgili konuşmayalım. Biz elimizden gelen destekleri bu konuda yayınlarımızda yapıyoruz. Sizin de bu konuda müfettişler aradığında elinizden gelen her şeyi yapmanızı istiyorum. Bakın o zaman otomobil piyasasında neler oluyor, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben aksesuar parasına karşıyım. Otomobil alırken aksesuar parası ödemeyin ya da
araca ekstra bir şeyler yaptırmayın, Eldent'e para vermeyin demiştim arkadaşlar. Biz bir otomobil aldık, Dacia Duster. Bununla ilgili videom yayına yetişmedi. Onu da belki salı gününe yetiştireceğim. Bu otomobilin Duster'ın videosunu da çekeceğim. Biz elden para vermedik. Biz elden aksesuar parası ödemedik. Otomobili de bulduk arkadaşlar. Bunun hikayesini de size baştan sona anlatacağım. Sizi de bu konuda bilgilendireceğim. Otomobil nasıl bulunuyormuş? Otomobil nasıl alınıyormuş? Otomobil almak için neler gerekiyormuş? Onu da salı günkü belki yetişirse o yayında da size anlatmış olacağım. Arkadaşlar bakın, müfettişler sizi ararsa kesinlikle ve kesinlikle korkmayın. Söyleyin, benden bu parayı istediler, benden bu parayı aldılar. Bana gelen yorumların bir ihbar olduğunu tahmin ediyorum. Bunu da inşallah yetkililer görür, değerlendirirler. Her zaman söylüyorum, burada bayinin ismi ve satış temsilcisinin isimleri yazıyor. Bunlara da bakarak cezai işlem uygulanabilir. Bu kişiler aranıp bu otomobillere neden elden para aldıkları, bu paraları vergisiz nasıl kullandıklarını da sorabilirler. Buraya yazıyorsunuz, arandığında da söylemeyi ihmal etmeyin. İnşallah bu denetimler artarak devam edecek. Birilerinin canı yanacak. Nasıl elden para alınıp vergi ödenmiyorsa, bizi de haksız kazançla otomobil piyasasının yükselmesine sebep oluyorlarsa bunun cezasını da çekmeleri gerekir. Biz takip edelim. Siz şikayetlerinize devam edin. İnşallah sonucu mutlu bir şekilde biter. Bunu da takip edip sürekli yayınlarımızda size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız bize her zaman yön verici olmuştur. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin izlemesini sağlayabilir ve bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun. İnşallah keyifle izlemiştirsiniz.